Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili arkadaşlar, bizim burada leylak ağacı vardı. Leylak kurudu. Geçen seneden önceki sene çok güzel böyle çiçeklerini verdi. Sebebini bilmiyorum, kurudu. Dibini şöyle kazacağım, çapalayacağım. Zeytin ağacı var, asma var. Şurası boş, güzel, çok güzel, ideal yani. Şu gındıraları kökünden iyice kazacağım. Kaba yolacağım. Niye yoluyorum? Başka kabaklar dikeceğim ya şuraya. Bu yaşamaz. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Biri düşer, mutlaka kırılır. Bunu yoluyorum. Bu çöp. Güzelce derin derin ayrıklarını kazacağım. Şunlar ayrık. Bunlardan da bir şey olmaz. Sardı mı? Bir şey olmaz. Marullar kalacak. Değişik bir marul. Züleyha verdiydi. Bundan sarma oluyormuş. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Çiçeğini hiç gördünüz mü? Mor marul çiçeği. Allah'ım. İlk defa görüyorum. Marulum çiçeği mor. Acımsırak bir marul. Çok şifalı bir marulmuş. Ve bundan sarma olurmuş. Züleyha bunu yurt dışından, Almanya'dan, annesinden, kardeşlerinden getirmiş. Allah Allah, Allah Allah, gerçekten şaşkınım, çok şaşkınım. Marulun çiçeği beyaz olur, sarı olur, bu mor ilk defa görüyorum. Siz de belki ilk defa görüyorsunuzdur. Ve yurt dışında oturan, Almanya'da özellikle oturan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de bu marul cinsinden var mı? Varsa yazarlarsa yoruma sevinirim, nasıl kullanılıyor. Çok salata olmuyor dedi, sarma oluyor falan dedi Züleyha da. Geçmiş günde unuttum. Şimdi işe başlayayım ben gayrı. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim dedik. Ya Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır. Güç kuvvet ve dedik Rabbimin adıyla başladık. İnşallah zor gelmiyor zaten de. Bu şekilde başladığımızda daha da kolay oluyor. Kındıraları kova getireceğim. Bunların şöyle topalakları var dibinde. Bu topalaklardan kazarsam belki kökünü kesebilirim diye ümit ediyorum. Ha, şöyle. Dün birazcık su verdiydik. Kabarmış ya, iyi olmuş. Kabarmasa da fark etmez. Kuru muru çapalayacağız gayri. Lif kabağı çekirdeklerine dikmiştim. Filizlendi, güzel oldu. Kuru muru çapalayacağız. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bir kova ot kazdık. Kındıralar başta olmak üzere güzelce kazdık. Lif kabağı suyu çok sever. Ilıman iklimi sever. Ilık iklim olacak. Biliyorsunuz önceki sene köyde ne güzel lif kabaklar vardı. Don aldı, gırağı vurdu. Sizler şahit oldunuz. İnşallah o olay olmasın diye bu sene buraya dikiyorum lif kabaklarını. Da tabii ki de nasip. Olmayacak. Olursa burada da olmaz. İllakin olacak diye bir şey yok. Bak altı gaya. Ha bu. Olmayabilir. Ya. Heh. Burada bir tane kendiliğinden kabak mıdır? Bak, susak kabağı mı? Bir şey çıkmış. Resul abi ona susak kabağı dedi. Susak kabağı mıdır? Nedir? Dursun bakalım da. Biraz daha büyüdü mü belirgin olur. Hala alttan gayan yaşları çıkıyor. Şey, ayrıklar çıkıyor. Kındıraları toprağınla topak topak attım. Topanlar gitsin diye. Bunlar
acaba burada olur mu lif kabağı diye bakıyorum. Derin derin gazcığım gazmayla burayı. Aha bak, saksıda yetiştirdiğim lif kabakları. Şu lif kabağı bak, yırtık yırtık. Çınar yaprağı gibi oluyor yaprağı. Bu aş kabağı. Bunu yolacağım, atacağım galiba. Bunun zamanı geçti. Bu da lavanta. Lavantanın şöyle dalından kırmıştım. O da tuttu. Kaç tane lif kabağımız var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Allah'ın izniyle. 6 hatta, ne güzel maşallah. Yeri iyice yumuşatıp kabarttıktan sonra inşallah diyoruz ve olur Rabbim izniyle. 3 tane lif kabağı diktim. 3 tane de bu yana ektim. 1, 2, 3. Şuraya tohum atmıştım. Kendiliğinden filizlenmişti. Burada kim bilsin, bunu da sulasın. Sulayan olmayınca kurumuş. Bunlar da kalduruk. Kabakları yolcan etrafından. Bunları buraya kabak kestikçe atmıştık yeşil gübre olsun diye tohumunu, kabuğunu. Burada bunlar da böyle şey oldu gayri. Lif kabakları olsun hayırlısıyla. Bunlar da pırasa tohumu. Pırasa tohumunu da ayırdım da kalanları buraya serpiştiriverdiydim. Çıkmış, yeter ki toprağa değsin. İnşallah olur bunlar da. Olursa da çekerim. Olduğunu da görmeyi nasip ettin Rabbim. Hepimize birlikte. İzmir'deki bahçemizde taze taze semiz otları bitti. Maşallah, fidan ocağıydı burası. Lif kabaklarını diktik, geriye kalan domateslerim. Bunlar çeriydi. Çok güzel bir çeri. Bunları köve götüreceğim, dikeceğim. Bunlar da biber, cins biber. Takipçilerimizden gelmişti 5-10 tane. Bunları da dikeceğim Allah'ın izniyle. Bunlar da cins domatesti. Buralara dikerim diye sakladım. Bunu da böyle çocuklar ekmiş sanırım. Bu da köyden getirdiğim susak kabağı. Köyde bunlar filizlenmiş, kovaya aktardım, getirdim. İzmir'deki bahçeye dikeceğim. Burada çimlendiremedim. Neden derseniz, ikide bir oraya buraya gidiyoruz ya arkadaşlar. Sulayan olmadı, gavudu. Tohum gavudu ve çıkmadı. Köyde çıktı güzelce, biz de buraya dikeriz. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Diktik, bismillahirrahmanirrahim diyerek suyunu veriyoruz. Buraya tazikli su tutmayacağız. Yani çeşmeden bile tutsak bunların kökünü söker. Şöyle güzelce süzgeçle sulayacağız. Buradan çocuklarıma ve Şahin'e duyurulur. Lif kabaklarının suyunu da verdikten sonra üzerine şöyle ceviz yaprağı attım. Güneşte direkt, hani güneş temas ederse solar ve tutmama ihtimali olur diye. Sıra geldi taşları, otları, çöpleri temizlemeye ve şurada hemen balkonun dibinde bizim asma vardı. Asmanın içinde bir tane ot bitmiş. Sakız otu bu arkadaşlar. Sakız otunun çiçekleri. Şuna bak, ne kadar büyümüş. Asma büyümüyor bu kadar. Gereksiz şeyler büyüyor. Burada sen asmanın içinde ne işin var değil mi? Bunu buradan mecburen keseceğim, yolacağım, atacağım. Deli bağ. Bunlar da deli bağ. Böyle kapıya kadar gitmiş şeyleri. Şuna bak, filizleri. Buradan köye giderken temizlemiştim daha. Deli bağ çok büyüyor. Şu yapraklarından da çok güzel sarma olur. Bunları toplayacağım. Dolaba dondurvereceğim hemen. Kışın iyi geliyor, mis gibi. Bu akıllı bağ. Burada aşılı. Dibinde böyle palatırlar işte. Deli bağ palatırları. Şuna bak. Maşallah. İstesen bu kadar büyümez. Deli olduğundan büyüyor. Tabii şu işlerinin, şu uçlarının diyeceğim tövbe, taze filizlerinden de güzel yemekte olur diyoruz. Günlük işlere devam ediyoruz. Sıra geldi yerdeki dutları toplamaya. Temiz olanlarını toplayacaksın. Toplayayım güzellerini, güzellerini. İsraf olmasın, buraları suya tutacaksın. Tutmadan önce de tabii bunları toplamam lazım. Toprağa karışmasın. Kurusu gene lazım oluyor. İnsanlara şifa için arayan oluyor.
iyi oluyor. Elimizde olduğunu biliyorlar ya, dut ağacın vardı Ülker abla, kuruttun mu? Biliyorlar benim kurutacağımı. Soruyorlar. Yok demek benim ayıbıma gidiyor. Çünkü var. Var olunca kurut, kenara sakla. Sana lazım olmuyorsa bir insana derdine deva olur, lazım olur diyerek böyle gayret ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, gönül dostlarım, biz sabahtan akşama kadar çapa yapmıyoruz. Sabahtan akşama kadar da çalışmıyor. Azıcık çapa yaptım gördüğünüz şu kadar yerde. Ondan sonra dinlendik, yattık, bir şeyler yedik, içtik. İstirahatı ettikten sonra kalktık ve dutları topluyoruz. Yani sabahtan akşama kadar hurra çalışmıyoruz. Spor yapan insanlar var ya, günde 1 saat 2 saat yürüyüş yapıyorlar ya da hareket yapıyorlar evde. Onlar kadar bile ben hareket yapmıyorumdur yani. Hiç hareket yapmazsam da tabii ki de kilo almaya. Vücutum çok müsait arkadaşlar. Şişiyorum, kilo alıyorum, vücutum su topluyor falan. Hareket şart, doktorum da öyle söyledi. Kendimi yormadan, hakikaten kendimi yormadan hareket ediyorum. Günde yani şu kadar çapa yapmışım, şu kadar otlar yolmuşum. Hiçbir şey olmuyor, bana etkilemiyor. Yani çok sağ olun, var olun, beni düşünüyorsunuz. Ya yani evdeki insanların spor yaptığı kadar bile hani çalışmıyorum ben. Allah razı olsun hepinizden beni düşündüğünüz için. Böyle dutları toplamaya devam. Dutları topladıktan sonra 7/24 güneş gören yere şöyle güzelce seriyoruz arkadaşlar. Güneş gören yerde olmazsa dutlar gölgede kurumaz. Gün kurusu olacak bunlar. Çok güzel maşallah şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kurusu dökmeden, kabarmadan bu otu yolamayacağım şahit. Kartalmıştır o. Kartalmış, kök salmış. Su döktüm de. Asmalarını sese boyayım. Sakız otu değil mi ama? Sakız otu. Taş falotta gelmiş. Onun dibinde bir aynen şey. O da hemen yolmak zorundayım ben bunu. Balı sıkmış ya. Evet, yolmak zor. Domates bile bitmiş ya. Hadi. Bunların yapraklarına yıkayalım. Hemen sakın sakın. Deli bal, akıllı bal dolmuşmuş. Dutları bayağı bir topladım. Yaralı olanları, karıncaların parçaladıklarını toplamadım. Onları da Şahin şöyle mecburen suya tutuyor tazikle. Aşağı iniyor yani şuraya, toprağa. Karıncalar yesin buradan gayri. Gök gürlüyor Şahin. Allah'ımın işi. Rabbim sağanak sağanak afetsiz indirsin diyoruz. Şurada bu bayağı bir böyle şey olmuş ya. Üzüm var mı? Kesmem lazım. Şimdi çoluk çocuk bunu buradan asıl verir. Hı, tamam. Dur. Deli bağları, akıllı bağların uçlarını da kestim asmanın. Şöyle güzelce dizdim. Arkadaşlar, kettle'da suyu kaynattım. Kaynar su dökeceğim başına. Dondurmak için. Dondurmak için böyle olabiliyor. Ha, donduracağım bunları kavanoza. Kolay kolay. Kavanoza kuru basım hazırladım ya. Heh. Zeliha'dan getirdiklerimiz de kuru basım yaptık. Evet. Zeliha salamura da verdi. Burada şimdi kaynar suda biraz bekleyecek bunlar. Yumuşayacak yani, senin anlayacağın. Evet. Yumuşadıktan sonra sudan alıp poşetleyip donduracağız. Narince çıkaracağız, kenara koyacağız. Çözülmesini bekleyeceğiz. Anladım. Çözülmesini beklemezsek kırılır. Böyle işte. Tepsiyi dedim dışarı mı götürsem, tutsam da tutayışla. Neyse dursun burada. Dur, değil mi? Soğusun. Lif kabaklarını saksıdan yerine aktardık. Ne güzel suyunu da verdik. Evin önlerini de temizledik. Bağın otlarını, bağın filizlerini kestik. Yaprakları da güzelce
dolaba dondurduk arkadaşlar. Öyle de çok güzel oluyor. Su döküyorsun, sadece haşlanır gibi yumuşuyor, yani saracakmış gibi. Suyunu süzdürüp buzdolabın torbasına koyup donduruyorum. O da çok güzel oluyor. Harika oldu her şey. Kuzu dişi yağıyor. Kuzu dişi arkadaşlar. Dolu yağıyor. Dolu. Vay. Şansımıza. Afetsiz ve yarabbim de deliye karıştı. Allah Allah Allah. Arabanın üzerini örttük ama geç kaldık. Çok iri iri dolu yağdı. Şuna bak. Allah'ım afetsiz versin yarabbim. Allah Allah Allah'ım. Oy! Şuna bak hala arkadaşlar. Vay 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 vay. Maşallah diyemem. Rabbim beterinden korusun, afetsiz versin. İnşallah. Benim lif kabakları suyun içinde kaldı. Emme ne oldu biliyor musun? Dutlara bak. Dut kalmadı başında. Dut kalmadı, kalmadı. Endirdi. Buhar oldu kameramda. Çekmiyor şu an. Yağmur yağdı, dolu yağdı. Hava açıldı. Açıldıktan sonra da yer böyle yumuşacık oldu. Gel bir. Ben sana iyice tembedeyim de Şahin, ne olursun bak. Ne olursun diyorum, hani üşenmeden. Bunları göbeklerini kapatmadan sulayı ver. Göbeği kapandığı zaman, göbeği kapandı mı sen onu bir daha yıkasın, arıtsan da o bitiyor. Göbeğini boğuyor. Hani insan nasıl havasız kalınca ölür, boğulur. O da aynı. Köyden getirdiğim susak kabaklarını da buraya dikeceğim. Adı üstünde. Salyangozlar yapışmışmış, üstüne attım. Bak yemiş birini, görüyor musun? Bitir onları. Gelip gittikçe toplayayım. Ha, onları söğündür bak, yemiş. Bir şey ilacı atayım ben onları, ısırgan otu ilacı. Şimdi bunları Allah'ın izniyle buraya dikeceğiz. Burada susak kabaklarımız olacak şahitim. Güzelce. Köyden getirdik. Böylece Allah'ın izniyle şey etmeden, kökünü silkelemeden. Bak, salyangozlar yemiş değil mi birini? Evet, yemiş. Bunları böyle sık dikiyorum ki biraz kendine geldi mi yolacağız. Geri alacaksın yani. Geri yolacağız çünkü hepsi olacak diye bir şey olmuyor. Anladım. Bir tane bile yetiştirebilsek. Yani bir tane bile olsa olur da bunların hepsi kalmayacak. Biri veya ikisi ancak olur. En tazesini yemiş yani. En güzelini yer. Susak kabağında, bal kabağında olsun, yukarı çıldıkça boğazı dolar. Boğazı doldu mu o zaman güzel olur. Bunların hepsi kalmaz. En güçlüsünü bırakacağız. Zayıf olanlarını şey yapacağız. Sonra bir gelişsin, bir tutsun. Şimdi köyde susak kabağı güzel oluyor. Fakat erimeden, olgunlaşmadan gırağı yağıyor. Kış geliyor. Ve siyah siyah oluyor hani. Olgunlaşmaya çürüyor. Ben de çok seviyorum, susak kabağı olsun, lif kabağı olsun. Su verir mi şimdi? Şimdi vereceğiz, süzgecine vereceğim. Dolduracağım. Tamam, ben onu zarifçe şeyle veririm. Bunlar biraz dut asyaga da olsun, bu suyu seve. Hiç hortumla şura vermem hortumu ben bunları. Yok yok, hortumla üst kıyı şey, şöyle yapabilirsin çayın, bak kolayına olsun diye söylüyorum. Zeytinin dibine atarsın şeyi, hortumu. Oradan dolduru dolduru bura sularsın. Onun dibi sulanasıya kadar sen de bunu sularsın. Tamam olur. Üşenmeyeceksin gar bunu biraz.
Ha, yukarı sardı mı artık, kökü gitti mi, o zaman da tazik yine. Ha, yani. Söküyor tazik söküyor. Bu böyle. Şimdi bu çıldığı zaman böyle şu kaba topraktan diplerini doldur ve küçük çapayla olsun. Tamam. Şeyle şöyle doldur. Zaten 15 gün duracağım ben ya. O 15 günde canlanmaz onlar. Ama ondan sonra yine geleceksin gideceksin. Evet. Metin'den sulayacak. Kevser'le Metin. Bak bu çıvmış gitmiş. Çıvsın hangi güzel olursa gayrı onun işi ederiz. Tamam. Nasıl oldu? Ne güzel. Sevgili arkadaşlar, yağmur yağdı, dolu yağdı. Açıldı. Yaz yağmuru derler ya, çok doğru. Toprak bu şekil oldu. Bak o kadar yağmur yağmasına rağmen çamur olmadı. Çünkü toprak susuz. Yani suya hasret, takır takırdı, iyi oldu. İnşallah burada bu su kabaklığımız da olur. Şimdi ne yapacağız? Bu işleri tuttuk. Gayri dut partisini de yaptık. Allah'ın izniyle iyi kötü oldu yani. Gönlümüze göre biraz olmadı. Dutlar çok yere indiği için. Şöyle demiş sevgili takipçilerimiz, özellikle Fatma Geres, buradan sesleniyorum. İki oldu yazdığım demiş, Ülker abla onun dibine bir havaya yaygı asın. Düşen dutlar orada kurur, çok güzel olur, israf olmamış olur demiş. Geçen seneden, önceki sene biz onu yaptık ya, evet. Serdik güzelce. Dutlar düşmüş, evet kurumuş, çok da güzel olmuş. Fakat bizim burada 15-20 kedi var ya, hepsi çıkmışlar, baktıydım kediler onun yaygının üstünde. Uyuyorlar orada. Orada uyuyorlar, serinde o yaygının üstünde, salıngaç gibi. O da olmadı, olmuyor yani. İsraf oluyor, olmadığı zaman da oluyor, yapacak bir şey yok. Buralarda herkesin çok dut ağacı var. Hani ona buna topla bir şeyler yap desek, herkesin bahçesinde 2-3 tane dut ağacı var. Bizim de öyle arkadaşlar. İsraf olan oluyor. Geçmiş yıllarda da israf olmadı. Silttik pekmez yaptık, bir şey yaptık. İnanın hala pekmezi duruyor. Kimse önüne koyup da yemedi onu. Evet. Ben de artık bu sene bir köye, bir oraya bir taşınma işi de var. Mesela Özlemlerin eşya alma işi var. Yetişemedim. Bu sene böyle oldu. Her sene biri olmuyor. Olsun bakalım, vardır bunda da bir hayır diyoruz arkadaşlar ve bu işleri gördükten sonra ne yapacağız? Alışverişe gideceğiz. Çarşıya, pazara ineceğiz. Özleme işte çeyiz eşyası gibi tabak setiymiş, tencere oymuş buymuş bir şeylere bakacağız, alacağız arkadaşlar. Görüşürüz oralarda inşallah, uygun ortam olursa çekerim, olmazsa da çekmem diyoruz. Suyunu da verelim inşallah. Suyunu da verelim. Süzgeçle sulayacağız. O yüzden de Şahin'e, çoluğa çocuğa sık sık tembih ediyorum. Kendim köyde olacağım için canım da burada kalıyor bunlarda. Çok seviyorum ben sis kabağını. Su kabağı diyoruz. Biz buna susak deriz. İnşallah güzelce yetişir. Şurada da zeytin kurumuştu. Buna da sarar, böyle güzel olur. Akşam güneşi görecek. Bu sabah güneşi pek görmüyor. Ha böyle arkadaşlar. Orası su göllendi o gün ya. Su göllendi ya. Bunun ben yapraklarını yıkadım, çamurunu bak açtım. Tamam. Bunu açtım. Bir de şurada var. Sulayın hayırlısıyla. Üç yerde var. Üç yerde var. Tabii bunlar 15 güne kadar daha çapa hali gelmez de köye gidiyorum ya gayi Allah'ım. Buradaki susak kabaklarında, lif kabaklarında kalıyor canım derken bir tane de tutayım. İşte böyle arkadaşlar, görüşürüz çarşı pazarda, üzerimizi değiştirip hemen evden çıkmamız lazım. Karaca'ya geldik. Tencereden, tavadan, kaşık setinden, fincan setinden, bardak setinden, çay setinden her şey alınacak. Polen de beğenmeye geldi gari. O da beğenecek. Onu da dedesi arabayla gezdiriyor. Evet, hem beğeniyoruz, polensiz olur mu? Evdeki mi bırakacağız? Annesi babası tabak seçecek. Efendim? Tamam.
Şöyle evet, çok şık bir şey var annem bak. Ben bunu severim mesela. Zaten annem tam benim zevkimi bildiğin için ben de bunu seçiyorum. Güzel değil mi? Evet. Zevkimiz nasıl benziyor ya. Ben buna bayıldım. Bayıldın değil mi? Çok güzel. Ne çok tatlı. Bu servis tabağı herhalde. Yok. Bu yemek tabağı, bu servis tabağı. Ha, alabiliriz bu kurumadan. Şöyle. Al, tut bakalım. Çok da iyi duruyor. Şöyle şu şekilde. Nasıl? Çok güzel. Baksana bunu şöyle. Baksana canım nasıl? Çok güzel. Göze çok güzel hitap ediyor. Aa, çok güzel tercih bence. Kare bizim tercihimiz. Ben inanıyorum, o yüzden de alıyorum. Evet. Bu da arkasındaydı. Tamam. Daha değişik özlem var da sen onları beğenmedin mesela. Mesela annem şu desenler var böyle işlemeli de onları sevmiyorum. Çaydanlık nasıl bir çaydanlık? Alt çaydanlığın kapağı şöyle değil de bizim eski sistemde gibi değil. Şöyle burasını basınca aşağı iniyor. Üzerine koyuyor. Şu şekil. Bunun özelliği nedir? Bitki çayı falan altta demlenebiliyor. Kendinden süzgeçli bak. Şurada kendinden süzgeci var. Öyle bir özelliği var. Fiyat da bu. Kahvaltı seti olarak bunu aldı Özlem. Burada iki tanesi var. İki tane de burada varmış. Onlar depodaymış. Yani paket olarak alacak. Kapalı olarak alacağız biz. Şöyle çiçek gibi dönüyormuş. Tabakları kare. 6 kişilik oluyor. Fincan takımları da sanırım bu. Bilmiyorum bu mu yani. Şöyle. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun gönül dostlarım. Kendinize iyi bakın.